İyi günler, ben Rehay Acıoğlu. Bugün 27 Eylül 2013 Cuma. Demekbay dergisinin 5. sayısındaki 24. sayfadaki Scratch Patch Simon oyununa 3. ve son bölümündeyiz bugün. Bütün bunlarını yaptık. Bu kod kısmına geldi. Kodu isterseniz dergiden buradan da yazarak deneyebilirsiniz. Ben şimdi buna bağlı kalmadan sıfırdan adım adım kendim yazacağım. Şurada bir not düşmüş. Bu ana program kodudur ve şuradaki İngilizce olarak söylediği şeyin tercümesi. Bunu herhangi bir segmentin, çeyreklerin yani dairenin çeyreklerinin içine koyabilirsiniz diyor. Ben diyor sarı olanına koydum. Siz istediğiniz bir yere koyabilirsiniz diyor. Ben öyle yapmayacağım. Önceki çalışmalardan bunu hazırlamıştık. Yeni bir tane sprite yani şu bizim kediciyi geri çağıracağım. Sonra silmiştik bunu oluşturmak için. Okey, buraya geldi. Ana program bunun içine yazacağım. Şöyle sol alt köşeye sadece kafası görünecek şekilde koyuyorum. Bu kedicik, pisi pisi benim ana programı yazacağım yer. Şimdi hemen programı kodlarını yazmaya başlıyoruz. Öncelikle programı yazarken burada test ediyorum. Kliklemeler yapıyorum. Bunları klikleyeceğim. İlk yapacağım iş bunları kliklediğim zaman ses çıkması. Gördüğünüz gibi burada kliklerken hem kaydırıyorum hem bazı hatalar oluyor. Onu düzeltmenin bir yolu var. Şöyle hemen onu göstereyim. Örneğin Sprite 1'e bastığımda, yani düzeltmenin yolu var derken şöyle elle de düzeltebilirsiniz ama çok zor oluyor. En doğru şekli Sprite 1'deyim. Go to XC'yi şuradan 0 ve 0 yazdığım zaman, X ve Y'sini 0 0 yazdığım zaman ben bütün bu segmentleri tek bir dairenin merkezini 0 0 olacak şekilde oluşturduğumdan hepsinin orijin noktası aynı yerde. Hepsini eğer 0 0'a gönderirsem eski daireyi yeniden oluşturacaklar. Şöyle bunların yerlerini diyelim ki kazara oldu. Böyle yerlerini değiştirdim. Go to XC'ye bir kere tıkladığımda bakın sarı yerine geldi. Şimdi diğerlerinin içinde de bundan olması lazım ki basınca doğru yere gelsin. Bu da çok kolay bir şekilde şöyle oluyor. Bu Go to XC'yi alıyorsunuz. Sol tuşla basıp sürükleyip Sprite 2'nin içine bıraktığınız zaman Sprite 2'nin içine de gelmiş oluyor. Ona tıkladığım zaman Sprite 2 de yerine geldi. Hepsini atayım. Sprite 3'e, Sprite 4'e ve Sprite 5'e. 6'ya atmıyorum. Onun yeri çok önemli değil. İstediğim yere koyabilirim. Şöyle bırakıyorum onu. Ve gidip bu her bir segmentin mavi segment Sprite 3 tıkladığım zaman o da yerine geldi. Ve Sprite 4 tıkladım. O da yerine geldi. Başla tuşu tıkladım. O da yerine geldi. Bu başlangıç için bir bilgiydi. Diğer bir şey bununla ilgili söylemek istediğim. Şimdi 3 tane modu var ekranın. Bir tane şöyle küçük ekran, küçük sahne. Bol miktarda bize kod yazacak yer kalıyor ve burada küçük görünüyor. Şurada ortadaki tuş, ona bastığımız zaman her zaman çalıştığımız, bir de presentation mod dediği yani oyunun aslında oynanma modu. Burada bakın tıklayıp yerlerini değiştiremiyorum. O yüzden çoğunlukla testi burada yapacağım. Ama bazı testleri, program testlerini bu ekranda yapmam gerektiği zaman bu şekilde kaydırma ihtimalim var. O yüzden bunları buraya yerleştirdim. Evet, bu konuda bu kadar gevezelik yeter. Artık yazmaya başlayalım. Şuradaki başla düğmesi de bunların altına geldi. Onu da anlatayım. Bunu go to 00 demek yetmiyor artık. Lux'ta go to front var. Sahnedeki bütün oyunlar için geçerli bu. Sprite'ların bir sırası var sahnede. Sahneye çıkış sırası. Go to front dediğin zaman herhangi bir sprite'ta. Ben şu anda başta sprite'ındayım. Sprite 5'te. Go to front'u çift tıkladığımda veya tıkladığımda öne geliyor. Düzeltmeyi yaparken buna bastığım zaman böyle olacak. Şimdi programın ana amacı olan, şimdi şunu şuraya koyabilirim artık. Çünkü içinde bu var. Onu istediğiniz zaman buraya getirir. Devam ederim programı yazmaya. Şimdi ilk aşamasında bunların üzerine birer kere tıklandığında yani oyuncunun benim birer kere tıkladığımda ses çıkarması lazım. Onunla başlayayım yazmaya. Sprite 1'e tıklıyorum.
kontrole geliyorum. Bakın şöyle bir when sprite bir click diye bir başlangıç var. Şu başlangıçlardan bir tane yeşil bayrak vardı. Bir tane herhangi bir tuşa basınca bir de o sprite'ın ismine açılmış. Üzeri kliklendiği zaman çalışma düğmesi var. Bu otomatik olarak bunların isimleri mesela sprite 2'ye bakıyorum. Sprite 2. Her biri kendi ismini alıyor. Şimdi sprite 1'deki when sprite 1 clicked yani bu sprite'ın üzerindeki herhangi bir yere kliklediğiniz zaman ses çıkarsın. Sesi buraya not olarak koyuyorum. Play note 60.05 bits. Tıkladım ve bu notayı çaldı. Şimdi diğerlerine de bunun aynısını yapmak lazım. Diğerleri de ses çıkarsın istiyoruz. Aynı biraz önce yaptığım go to x0y0'ı kopyalar gibi bunu alıp 2'nin içine atıyorum. Tekrar alıp 3'ün tekrar alıp sprite 4'ün içine. Böylece her birinin içinde gördüğünüz gibi bundan oldu. Şimdi test edeyim. Test için test ekranına geldim. Bakın üzerine kliklediğim zaman burayı klikleyince ses çıkıyor. Burayı klikleyince ses çıkıyor. Ama bir sorun var. Hep aynı ses çıkıyor. Notaları düzeltmem lazım. Notaları düzelteyim. Yani dergide 60, 62, 65 ve 67'yi kullanmayı önermiş. Ben de onları kullanayım. İstediğiniz farklı notaları kullanabilirsiniz. Şimdi Sprite 1 60 olsun. Sprite 2'deki 60'ı 62 yapıyorum. Enter. Sprite 3'teki 60'ı 65 yapıyorum. Enter'e bastım. Sprite 4'teki 60'ı da 67 yapıyorum. Ve hemen teste gidiyorum. Test için buna bastım. Evet, notalar değişti. Bir de bunlara tıklandığı zaman renginin değişmesi, kostümünün değişmesi lazım. Hatırlarsanız her birine bir tane de parlak kostüm hazırladık. Kostüm 1 sönük, kostüm 2 altında ışık yanıyormuş gibi parlak. Bunlar arasında geçiş yapması lazım. Yani şöyle yapması lazım. Sprite 1'de yine örnek olarak göstereyim. Şunu notayı alıyorum dışarıya. Looks'tan, şuradaki Looks bölümünden Switch to Costume 2'yi üste alıyorum. Costume 2 parlak olan çünkü. Önce yanıyormuş gibi olsun. Sonra altına da bir tane yerleştirip şunu Costume 1 yapıyorum. Ve bunu yerine yerleştiriyorum. Hemen test ediyorum. Şimdi bunlara bastığım zaman notalar çıkıyor. Bu bir de yanıyor. Aynısını diğerlerinde de yapmak istiyorum. Yani bunlar da üzerine basıldığı zaman ışık yaysınlar. Biraz önceki yöntemle bunu alıp Sprite 2'nin içine kopyaladım. Bunu tekrar aldım Sprite 3'e. Bunu aldım yine Sprite 4'e. Hepsinin içine kopyaladım. Böylece hepsinin içinde bunlardan birer tane oldu. Ama önceden yazdıklarım duruyor. Ve notalar 60. Yani Sprite 1'den kopyaladığım için hepsinin notası 60. Şunları 62 yapıp bunu 62 yaptıktan sonra bu eski kodu atıyorum. Sprite 3'e geliyorum. Bunu 65 yapıyorum. Enter. Ve bunu atıyorum. Şöyle yukarı alayım bunu da. Sprite 4'teki ne de 67 yapıyorum. Ve bunu atıyorum. Bunu yukarıya kaydırıyorum. Hemen test ediyorum. Evet, çalışıyor. Güzel. Bilgisayar bana bir notalar çalacak. Ondan sonra ben aynısını çalmaya çalışacağım. Sonra bu ikisini karşılaştıracak bilgisayar. Doğruysa puan alacağım. Bana puan verecek. Değilse puan düşecek. Yani ben klikleme kısmını yaptım. Bunları bir yere kaydetmeliyim. Şunu öğrenmiştim. Variables'tan. Tıpkı make a variable'la bir değişken yaratır gibi make a list'le bir değişken listesi oluşturabiliyordum. Buna şey diyeceğim ismine. Oyuncu doğru yazdım mı? Oyuncu yazmışım. Oyuncu alt çizgi nota listesi. Nota listesi. Okey diyorum. Bir tane liste oluştu. Burada da görünüyor kendisi. Bakın. Oyuncu nota listesi. Tıpkı oyuncu nota listesi gibi bir de PC'nin yani bilgisayarın CPU'nun dergide buna CPU demiş. Onun listesini oluşturmam lazım.
Hemen make list diyorum. Ona da şöyle diyorum. PC alt çizgi nota alt çizgi listesi. Okey'e bastığımda bu da oluşuyor. Şimdi aşağıda şöyle yapalım. Yeri şöyle eşit paylaşsınlar şimdilik. Oyun bittiğinde bunları kaldıracağım buradan. Şimdi bastığım her bir notanın test edeyim. Burada oyuncu nota listesi var. Bu notalara bastıkça bu oyuncu nota listesinin içine eklenmesini istiyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Yine Sprite 1'den başlayayım. Sprite 1'de şurada listelerde add think vardı. Şuradaki think'i 1 yapıyorum. Çünkü bu Sprite 1 ve bunu kliklenmenin altına yerleştiriyorum. Oyuncu nota listesine 1 eklesin. Şimdi hemen testini yapalım. Evet, 1 ekledi. Diğerlerinde henüz bir şey olmadığı için eklemiyor. Sadece 1 ekleyebiliyorum. Ve bundan çıkıyorum. Burada listeye bir şeyler doldu. Onu temizlemenin yolu delete'i alırsınız. Buradan all dersiniz. Ve buna bastığınız zaman orası temizlenir. Ben şimdi bunu Sprite 6'ya koyacağım. Buradan atıyorum. Sprite 6'da var. Bir de aynı şekilde arada program yazarken içi test vuruşlarıyla, test notalarıyla dolacak ya, işte onların temizlenmesi için PC'nin içine böyle bir şey koydum. Bunlar doldukça temizlemek istediğim zaman Sprite 6'ya geleceğim ve bunları çalıştıracağım. Böylece bunların içini temizleyecek. Şimdi Sprite 1'de bir tane bunu ekledik ve oyuncu nota listesine biri ilave etti yukarıdaki listeye. Sprite 2 için yapayım aynı şeyi. Add. Bu Sprite 2 olduğuna göre bu da 2 eklesin. Herkes kendi numarasını ekliyor. Kim kliklendiyse. Sprite 3 de 3 eklesin. Sprite 4 de 4 eklesin. Ve hemen testimizi yapalım. 1 ekledi. 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi hangisine basarsam 8 kere bastım. Her basışımda length'i uzuyor. 9 tane tuşa basmışım ve birer tane ekleniyor. Length yani listenin uzunluğu 13 oldu. Ben böyle bastıkça artıyor. Şimdi bunu biraz önce dediğim gibi Sprite 6'nın içinde şuraya basınca sanırım basamadım. Evet, bastım. Burayı temizledi. Şöyle bir şey göstereceğim size. Burada bir problem doğuyor. O problemi önce göstereyim. Test moduna girdim. Oyun oynarken bu segmentlere bu şekilde yavaş basıyor olabilirim ama bazen arka arkaya iki tane notadan geldiği zaman cheat basabiliyorum. Bakın iki kere bire bastığım halde bir tane yazdı. Hızlı hızlı bastığım zaman şimdi 3 numaraya hızlı hızlı basıyorum. Bir tane ekledi. Yani çok hızlı basarsam eğer en sonuncuya ekliyor. Yani o hızlı hızlı bastıklarımı eklemiyor. Halbuki eklemesini isterim. Neden? Oyun hızlandıkça ben arka arkaya çift nota gelince onları hızlı hızlı basmak isteyebilirim. Bu da soruna yol açar. O sorunu hemen halledeyim. Sprite 6'ya geldim. Şu delete'e bastım ve bu temizlendi. Sprite 1'de. Bunun sebebini anlatayım. Sebebi şu. Sprite 1'i kliklediğim zaman buradaki görev listesini sırayla yapmaya başlıyor. Her birinin aldığı belli bir zaman var. Şimdi Switch kostüm çok hızlı bir şekilde oluyor. Play 60 notası 0,5 vuruş için uzun bir süre. Hızlı hızlı bastığım zaman daha bu notayı çalarken tekrar basarsam alt satırlara uğramadan bu script bloğundan çıkıp tekrar giriyor. Böylece aşağıya uğramamış oluyor. Yani add 1'e uğramadığı için ilave de etmiyor. Problemin sebebi bu. Bazen bilgisayarın hızına göre ve benim basış hızım çok fazla olursa kostüm 1'e bile gelemiyor ve yanık kalıyor. Kostüm 2 gördüğünüz gibi
yanık olan kostüm, yani altta lambanın yandığı kostüm. Bunu düzeltmenin yolu şu. Buradan koparıp Ed1'i buraya ekliyorum. Sonra bunu yukarıya yerine koyuyorum. Bu şekilde olduğu zaman hemen test edeyim. Bakın, testi bir de yapıyorum. Bir tane bastım, tamam, hızlı hızlı basayım. Her bastığımı anında ekliyor. Diğerlerine bu düzeltmeyi yapmadığım için şimdi 2, 4 ve 3'te mesela 3'e hızlı hızlı bastım, bir tane ekledi. 14'ten 15'e. Bir tane 4 ekledi. Bir tane 2 ekledi ama bir düzgün. Bakın ne kadar basarsam ekliyor. Hemen geri dönüp öncelikle Sprite 6'ya gelip şu listeyi temizledim. Ve buradaki yaptığım düzeltmeyi, yani alttaki ilaveyi üste almayı hepsine uygulayayım. Buraya geldim. Sol tuşa basıp şuradan kopartıyorum. Bunu da buradan kopartıp buraya koyuyorum. Bunu yerine Sprite 4, pardon 3, bunu buraya, bunu buraya, Sprite 4, tamam, bunu yerine, bunu da yerine ve hemen test. Teste geldim. Bu tamam. Bir tamam. İki tamam. İkilerin hepsini listeye ekledi. Hızlı hızlı bastığım zaman 4 de tamam. 3 de tamam. 1, 2, 3, 4. Boyu da 39 oldu. Yani şu ana kadar 39 kere tuşa basmışım. Tamam, bu sorunu hallettim. Yine listede oldu. Listeyi Sprite 6'ya basıp temizledim. Şu delete'lere basıp ikisini birden temizliyor. İşin bir de PC tarafı var. Bilgisayar da bunları çaldıracak. Ama o gelip de klikleme şansı yok. Şöyle bir şekilde hallediliyor. Mesaj sistemini öğrenmiştik. Ben eğer mesela Sprite 1'in içine neredesin? When I receive koyup şunun aynısından duplicate yapıp buraya koyar isem ve bunu oyuncu nota listesi yerine PC nota listesi dersem, burada tabii ki buna şey oluşturmam lazım. Liste 1 numara diyorum buna. Bu Sprite 1 olduğu için bu 1 numara. 1 numaralı mesajı yaydığı zaman bilgisayar, sanki ben burada kliklemişim de oyuncu nota listesine bu notayı eklemişim ve bu notayı çalmışım gibi, PC'de mesaj yayınlayarak 1 numarayı PC nota listesine kendi aşağıdaki listeye ekleyip kostümleri işte değiştirip buradaki işlemin aynısını yapıp klikliyormuş gibi bir şey yapacak. Bunun aynısından hepsine kopyalıyorum. Bunu artık öğrendik. Yani her birinde kodu tekrar yazmak yerine bunu yapıyorum ve gidip bakıyorum oralara. Şimdi Sprite 2'ye geldim. Buraya atmış. Şöyle alalım. When I receive 1. Tabii ki bu Sprite 2 olduğu için bu 2 olacak. Nil diyorum. 2 numaralı mesajı oluşturuyorum. Ve 2 eklesin. Nota olarak da Sprite 1'deki 60 nolu notadan o geldiği için buraya 60 gelmiş. Halbuki 62 olması lazım. 62 yapıyorum. Düzeltmelerimi yaptım burada. Sprite 3'te hızlıca aynı düzeltmeleri yapıyorum. Yeni 3. Notayı da 65 yap. Şunu unuttum. Şu da 3 numara ekleyecek. 2'de de onu doğru yaptım mı bakayım. Evet, yapmışım. Kaldı Sprite 4. Bunu şöyle alayım. 1, 2, 3 mesajları oluştu. Yeni mesaj 4 mesajı. 4 eklesin listeye. Ve 67'yi çalsın. Şimdi bilgisayarın çalmasını sağlayacak olan mesaj alıcılarını oluşturduk. Her bir segmentin içinde, yani çeyreğin içinde alıcılar var. Tıpkı klikler gibi. Peki bunu kim çalacak? Bizim PC çalacak. Yani PC. Buraya şunu koyuyorum. When Sprite 6 clicked. Yani ben bu adı Sprite 6 bu kedinin. Bunu kliklediğim zaman broadcast yapsın. Broadcast mesaj yayınlama. Şu şekilde şuradan yapayım. 4 tane 1, 2, 3 ve 4 numaralı
mesajları yayınlasın. Şimdi hemen test ediyorum. 1, 2, 3 ve 4 mesajlarını broadcast edecek. Bu test için buraya geldim. Ben şöyle bastığım zaman 1, 2, 3, 4'e bastım. Bunları kaydetti. Şimdi PC'yi klikliyorum. O da benim yaptığımı kliklemeden otomatik olarak broadcast, yani mesaj yayınlayarak yapması lazım. Ne oldu? Sadece yeşil yandı ve hepsi bir anda. Ha, diğerleri de yanıyor. Evet. Burada bir problem var. Böyle olmaması, sırayla olması lazımdı. Hepsi birden değil. Geri dön. Sprite 6'dan listeleri temizle. Sebebi de şu. Önceki bölümden hatırlarsanız broadcast'in iki türü var. Diğer türü de wait. Yani mesajı yayınla. Mesajı alacak olan alıcı görevini bitirinceye kadar bekle. Alt satıra geçme. Bundan yapıyorum. Duplicate. Şuradan tekrar duplicate. 4 tane oldu. Numaralarını 2, 3 ve 4 yapıyorum. Bunu buradan koparıp onun yerine bunu koyuyorum. Ve test. 1, 2, 3, 4. Tamam. PC'ye bakalım. Harika. Tam da çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Ama rastgele çalacak. Burada ben test için sırasal yaptım. Bunu buradan alıyorum. Şöyle. Ana programı buraya yazacağım. Rastgele çalmasını ve rastgele eklemesini nasıl yaparım? Şu listeleri de temizlemek için şuraya basıyorum. Temizlendi. Sprite 6 clicked. Bunu klikleyerek yapmayacağım. Oyun o şekilde başlamayacak. Bunu da buraya atıyorum. Hiçbir zaman kediciyi kliklemeyeceğim. Başla butonum var. Başla butonunu şuraya basarak yerine alayım. Şöyle bir şey yapıyorum bakın. Oyun. Sonuçta bir oyun yazıyoruz. Sprite 6'nın içine şöyle bir şey yapıyorum. When I receive new deyip oyun yazıyorum. Ve bu oyunun içine broadcast'i yapıyorum. Broadcast için, rastgele broadcast için şunu yapmam lazım. Öncelikle repeat'i koyuyorum şöyle. Kaç kere olacak? İlk başlangıçta, önce içine yazayım daha anlaşılır olsun. Broadcast yapacak. Broadcast and wait. Ne broadcast edecek? Hep bir mi? Hayır. Rastgele bir şey. Operators'tan pick random 1 to 10 var. Bu şekilde broadcast yaparsa, şunu 4 yapmam lazım. 1'den 4'e kadar rastgele bir sayı yayınlayacak. Ama benim bunu bir değişkene atamam lazım ki kullanabileyim daha sonra. Make a variable'dan nota diyeyim direkt. Nota. Şu notayı set nota diye şuraya koyar, bunu buradan alır, buraya koyar ve notayı da buraya koyarsam 10 defayı da düzelteceğim. 4'ten başlayacak çünkü. Onu da yaratayım hemen. Make a variable çalma sayısı diyeyim. Çalma alt çizgi adedi. Adedi. Kaç adet olacak? Bunu şöyle yapıyorum bakın. Buradan koparıyorum. Set çalma adedini oyunun başında 4 yapıyorum. Ve çalma adedini buraya koyuyorum. Ve bunu buraya yerleştiriyorum. Şimdi Sprite 6'dayım. Sprite 6 oyun diye bir mesaj yayınlanırsa hemen bunları yapacak. Şuradan çalma adedi kadar, yani 4 kere. Bu 1 ile 4 arasında, 1 ve 4 dahil olmak üzere seçtiği rastgele bir sayıyı notaya yükleyecek. Sonra bu notayı broadcast yapacak. Onunla ilgili olan çeyrek çalışacak. Mantık bu. Peki bunu kim çağıracak? Başla butonu çağıracak. Başla butonuna gidiyorum. Başla butonu kliklendiği zaman oyuna başlayacak ya. Şöyle yapmamız gerekiyor. Sprite 5 bu. Kliklendiği zaman broadcast yapsın. Neyi broadcast yapsın? Bu sefer wait koymuyorum. Sadece bunu oyunu broadcast yapsın. Oyun başladığına göre de ortalıktan kaybolması lazım. Yani bu başla butonu buradayken
Ben oyun oynayamam. O yüzden Lux'a basıyorum. Şurada hide var. Önce hide'ı koyuyorum. Şöyle şurada yok oluyor. Ve oyunu broadcast ediyor. O şu demek. Sprite 6'nın kediciğin içindeki şu oyunu başlatmak demek. Şimdi hemen test edelim. Buraya bastım. Başla butonuna bastığım anda bakın. Dört tane rastgele notayı buraya doldurdu. PC nota listesine. Ben de bu şekilde basabilirim. Şimdi oyunun bir aşamasına daha geldik. Yalnız no şey kayboldu ortadan. Buton kayboldu. Nasıl geri gelecek? Şuradaki oyunu esas başlatma butonuna yeşil bayrağı bastığında geri gelsin. Yani yeni oyun başlasın. Başla butonuna geliyorum. Kontrolden click'i getiriyorum. Ve bunu buraya koyduğum zaman 00'a git. Bir de Lux'tan hide'la saklamıştım. Show'la bunu gösterir hale getiriyorum. Hemen test. Testten önce Sprite 6'nın içinde her şeyi bir sil. Şimdi teste geldim. Ortalıkta buton hala yok. Buna bastığım zaman geldi. Şimdi oyuna başlamak için bastım. Rastgele 4 tane nota yazdı. Şimdi ben de aynısını yazmaya çalışayım. Bir alıştırma olsun. 4, 2, 4, 3. Aynısını yaptım. Şimdi bu iki liste birbiriyle aynı. Yani puan almış olmam lazım. Oraya doğru gidiyorum artık. Ve şey yine ortalıklarda yok. Başla butonu. O sadece şeyde gelecek. Oyun bittiğinde kendisi otomatik gelebilir. Şimdilik biz yeşil bayrağı yaptık. Buna basınca oyun tekrar başlıyor. Ama oyun bu kadar değil. Gerisini yazalım hemen. Şuradan bunların hepsini siliyorum. Şimdi çalma adedi kadar çalıp buraya doldurdu. Şimdi sıra bende. Ama şöyle bir şey var, onu göstereyim. Teste bakın. Şimdi yeşile bastım. Başlaya bastıktan sonra bilgisayar çalarken ben de basabiliyorum. Hatta ve hatta oyun başlamadan bile tuşlara basabiliyorum. Bu doğru bir şey değil. Yani aynı anda hem o hem ben oynamayacağız. Sırayla oynayacağız ve oyun başladıktan sonra. Bunu kontrol etmek için şu delete'le önce listeleri temizledim. Bunu kontrol etmek için bir değişken tanımlıyorum. Make a variable oyuncu oynayabilir. Oynaya çalabilir diyelim. Çalabilir diye bir değişken. Ve bu değişkene ben başlangıçta şurada çalma adedini tıpkı 4 olarak koyduğum gibi set deyip oyuncu çalabilir'i false yapar isem, yani hayır diyelim buna, hayır Türkçe, hayır değil yahu, yani küçük harflerle hayır yazarsam, yani oyuncu çalabilir mi? Hayır, çalamaz. Yaparsam ve her bir sprite'ın içinde bunu koyarsam sprite bir click kısmına kontrolden bir if döngüsü ve buraya operatörden eşitlik variables'tan oyuncu çalabilir. Evet. Olduğu müddetçe çalacak diye bir şey koyarsam o zaman rastgele o çalarken ben de müdahale edemem. Oyun başlamadan çalamam. Ancak sıra bana geldiği zaman çalabilirim. Sıra bana geldiği zaman buraya oyuncu çalabilir, evet yerleştireceğim program bloğu içinde. Biraz sonra göreceksiniz. O zaman çalacak. Şimdi ben bu if'ten hepsini aynı şekilde aynı hep yaptığım şekilde kopyalıyorum ve bunun yerine koyuyorum, bunu yerine koyuyorum. Şimdi Sprite 2'ye geldim. O buraya gelmiş. Buradan bunu çıkarıyorum. Bakın dikkat edin. Click, yani oyuncunun basması durumunda
yine sağ taraftaki bilgisayar. Bilgisayarın öyle bir şeyi yok. O ne zaman çalacağını biliyor zaten. Sprite 3'e geliyorum. Şunu alıp bunun içine koyuyorum. Buraya koydum. Sprite 4. Şöyle bunu if bloğunun içine ve test yapacağım. Şimdi başlangıçta hayır olduğu için oyuncu çalabilirin cevabı hiçbir zaman çalamayacağım. Tabii bunun için de oyunun bakın şu anda da çalamıyorum çünkü oyuncu çalabilirin hiç sıfır henüz. Program başlamadı bile. Evet değil. Oyuncu çalabilirin içi evet olmadığı müddetçe ben çalamam. Teste gidiyorum. Teste de aynı şekilde. Yeşile bastım, bu geldi. Bakın buraya hayır koydu. Ve ilginç bir rastlantı 4 tane arka arkaya 4 yaptı. Ben kliklediğim zaman çalışmıyor. Çünkü oyuncu çalabilir hayırda. Şöyle tekrar basıp butonu getirdim. Bir daha bastığımda bilgisayar oynuyor ama ben oynamıyorum. Bunun evet yapılacağı şekle dönmem lazım. Şurada her şeyi temizleyeyim. Bakın artık şunu yapabilirim. Oyun başladığında başlangıç değerlerini oluşturuyorum ya değişkenlerin. Şunu da yapabilirim. Bunu buraya koyduğum zaman her seferinde artık gidip oradan listeleri temizlemek için ona basmam gerekmez. Oyun başladığında yani başla butonuna basıldığında oyun broadcast edilip de Sprite içindeki oyun ana döngüsü başladığında ben artık şey yapabilirim. Buralar temiz olacak. Temiz bir listeyle başlayabilirim. Şimdi bunu biz ne zaman evet yapacağız? Sıra bana geldiği zaman. Şimdi şurada repeat çalma adedi kadar bilgisayar çalıyor. Bana ne zaman sıra gelecek? O çaldıktan sonra. Şimdi birazcık süslemeye başlayalım. Öncelikle kedicik pisi pisi bir şey söylesin. Oyun başladığına göre şuraya şey en başa oyun başlasın desin. Oyun başlasın. Ve gülen surat. Ve bunu dedi 2 saniye dedikten sonra bu temizlikleri yaptıktan sonra şuraya da desin ki bakın yine Lux'ta şeyde dinlemeye hazır ol gibi bir şey demesi lazım. Oyun başlasın, notaları çalıyorum, iyi dinle gibi bir şey diyeyim. Burayı şöyle yapabilirim. Çalıyorum, dinle. Dikkatle dinle. Ve daha sonra aynısını çal. Bu 2 saniye bunun için çok az. Ne kadar verelim? 4 saniye verelim. Uzun olacak ama olsun. Şimdi bakalım teste gittik hemen. Bastım. Bu geldi. Başla dedim. Oyun başlasın dedi ve çalıyorum. Dikkatle dinle ve daha sonra aynısını çal dedi. 2-3-3-3 çaldı. Ben hala çalamıyorum. Çünkü oyuncu çalabilir. Hayır. Bunu ne yapacak? Şuraya geleceğiz. Burada şunu diyecek. Sıra sende desin. Sıra sende. Şöyle. Aynısını çal bakalım. Ve işte tam bu aşamada Variables'da şunu yapıyorum. Oyuncu çalabiliri evet yapıyorum. Yani oyuncu çalabilirin yerine evet konulduğu zaman artık ben çalabilirim. Çünkü oyuncu çalabilir. Bakın Sprite 1'e bastım. Evet olduğu zaman anca çalabiliyorum. Kediciye geri dönüyorum. Ve bu evet dedikten sonra ben çalabilirim. Pekala. Hemen test. Yeşil bayrağa bastım. Başla butonu ortaya çıktı. Bastım. Oyun başlasın.
Çalıyorum, dikkatle dinle ve daha sonra aynısını çal. Sıra sende, aynısını çal bakalım. Şimdi burada aslında kopya çekebilirim. 1, 2, 1, 3. Sonra ben hala çalabiliyorum. Şimdi şöyle olması lazım. 4 tane nota çaldı ya. Ben 4 tane notayı çaldıktan sonra artık çalmamam lazım ve bilgisayarın doğru çalıp çalmadığını, benim doğru yapmadığımı kontrol etmesi lazım. O da şöyle olacak. Bunları artık temizlemiyorum çünkü oyun başladığı zaman onlar otomatik temizleniyor. Kontrole gidip şöyle bir şey var. Daha önce kullanmadığımız wait until diye bir şey var. Buraya bir eşitlik koyuyorum. Yani iki şey birbirine eşit oluncaya kadar bekle. Yani buradan alt satıra inme. Şöyle yapalım. Şundan duplicate deyip buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya hop. Bunu şuraya koyuyorum. Evet deyip şuradaki eşitlik sağlanıncaya kadar burada beklesin, alt satıra geçmesin. Alt satıra geçtiğinde de hayır yapsın. Eşitlik ne biliyor musunuz? Eşitlik de şu. Şimdi şuraya bakın sağ tarafta. Length 4. Şimdi 4 tane nota çaldı. Ben 13 tane çalmışım. 4 tane çaldıktan sonra artık bana yasaklaması lazım çalmayı. Çünkü aynı adette çalacağım. Onun da yeri şurada. Variables'ın içinde aşağıya kaydığım zaman her bir listenin şöyle uzunluğu var. Bakın. Length of oyuncu nota listesi var. Bir de PC nota listesi var. Yani birisi şöyle bastığım zaman 4, PC nota listesi 4. Oyuncu nota listesine tıkladığım zaman 13. Bu 13, bu 4. Birbirine eşit değil. Şöyle yapıyorum. Eşitliğin bir tarafına bunu koyuyorum. Length of oyuncu nota listesi. Sonra length of'tan bir tane daha alıp onu PC nota listesi yapıyorum. PC nota listesi oluşmuş durumda 4. Bu buna eşit oluncaya kadar çalmaya devam etsin. Bu kadar. Test edelim hemen. Test. Şuraya bastığımda başla. Listeler temizlendi. Çalıyorum dinle diyor. 2-1-1-1 çaldı. Ben de öyle çalayım. 2-1-1-1 ve 4-4 oldu. Oyuncu çalabilir. Hayır'a döndü. Artık çalamıyorum. Bakın tekrar başlayalım. Başla. Şimdi kendisi çalarken hayır, dikkat edin buraya. Hayır, hayır. 4 tane çaldıktan sonra sıra sende dediği zaman evet'e dönüyor. Böylece çalabiliyorum. Bakın dördüncüye bastıktan sonra bu yine hayır'a döndü. O hayır olduğu için artık çalışmıyor. İşte oyunun en önemli noktalarından bir tanesi de bu. Şimdi doğru çalıp çalmadığımı kontrol etmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacak? Bu da çok kolay. Böyle eğer doğru çaldıysam bana eşitse buradaki iki liste birbirine aynısı olduysa bana bir puan vermesi lazım. Eğer yanlış çaldıysam puan düşmesi lazım. Onun için bir tane kontrolden if else kullanıyorum. Şöyle aşağıya kaydırdığım zaman şu if else var. Buradaki if else de bunu kullanacağım. Şuraya koyacağım şart şu. Variables'a geliyorum hemen. O kadar basit ki şuraya pardon özür dilerim. Operators'tan eşitliği koyuyorum. Variables'tan oyuncu nota listesini bir tarafa, PC nota listesini bir tarafa koyduğum zaman iki listeyi karşılaştırıyor. Tamamen aynıysa şu birinci boşluktakini yapacak. Eğer aralarında fark varsa ki burada var ancak doğru çalmadığım zaman aralarında fark olacak. O zaman else'in olduğu yerdeki bloğu yapacak. Buraya hemen şöyle bir say hello ile buraya büyük harflerle bravo aynısını çaldın desin ve gülen surat olsun. 2 saniye boyunca. Ondan sonra da bana puan verecek.
puan yani skor almam lazım. Bir tane score diye bir değişken yapayım. Ve bu değişken oyunun en başında şurada bakın yukarıda bu şu bölge artık oyun başladığında değişkenleri başlangıç değerlerine getirdiğim yer haline geldi. Skoru da sıfır yapıyor. Şöyle buraya geliyorum. Burada skor var bakın. Buraya geldi, ekrana geldi. Ne yapsın? Skoru burada en başta sıfırladı. Sıfır başlangıçta. Change, şunun altına koyuyorum. Score by 1. Skorumu 1 arttırsın. Hemen test ediyorum. Artık gerçek oyun başladı gibi. Şuna bastığım zaman başla butonu geldi. Başla butonuna bastım. Oyun başlasın dedi. Listeleri temizledi. Çalıyorum dikkatle dinle dedi. Nota adedi 4 tane. Nota 4. Bunu kaldırayım. Son çaldığı nota o. Şu 4 numara. Onunla ekranda görünmesine gerek yok. Biraz sonra kaldıracağım. Çalma adedi 4 tane. 4 tane çaldı. Oyuncu çalabilir. Evet'e geldi. Sıra bende çünkü. Bekliyor beni çalmamı. Ve skorum 0. Şimdi ben kopya çekeceğim buradan. 1-1-1-4. Bravo, aynısını çaldın dedi ve bitti. Neden? Çünkü sadece burayı yazdım. Alttaki olumsuz durumu yazmadım. Skora bakmadım. Şu nota gereksiz demiştim. Bunu atıyorum. Önemli olan çalma dedi şimdilik. Onları da atacağım. En son skor kalacak. Bir de can kalacak. Can demişken hak daha doğrusu. Çalma hakkı. Bana hak versin. Variables'tan make a variable deyip hak diyorum. Kaç hakkım olsun başlangıçta? Set hak 3 hakkım olsun. Bana 3 hak versin. Ve bu hak demek ne demek? 3 hak verdiğine göre ben eğer yanlış yaptıysam hak adedi azalacak. Yani 1 düşecek. Bana hem skor vermediği gibi ersin olduğu yere şunu koyarsam eğer range hak eksi 1 dediğim zaman hakkımı bir düşürecek. Bir de bir şey söylesin. Yani desin ki say yanlış yere yerleştirdim. Şuraya koyuyorum. Hata yaptım. Pardon, şöyle düzgün yazayım. Hata yaptım desin ve üzgün surat olsun şöyle. Hakkımı bir düşürecek. Şimdi teste hemen geliyorum. Burada hak var, skor var. Şimdi şöyle yapalım. Çalma adedi. Bunlar test amaçlı. Ama bunlar kalıcı. Skorum ve verilen hak sayısı burada sürekli olarak duracak. Oyunu bitirdiğimde yani bu programlama sürecini bitirdiğimde bunların hepsini dışarı atacağım. Buradaki listeleri de dışarı atacağım. Oyun gerçek bir oyun haline gelecek. Şu anda test aşamasında olduğu için buradalar. Bunları doğru yerlerine yerleştirdim. Hak ve skor. Hemen test gelip yeşil bayrağa bastım. Başladı. Başlaya bastım. Oyun başlasın dedi. Bakın 3 hak verdi. Skorum 0. Çalıyorum diyor. Çalma dedi 4. Sıra sende çal bakalım dedi. Evet'e döndü. Oyuncu çalabilir. Aynısını çalınca bakın ne olacak şimdi. 3, 2, 1, 1. Şöyleydi. 1, 2, 3, 4 olduğuna göre. 3, 2, 1, 1 diye. Bravo, aynısını çaldın dedi. Skorum 1 arttı. Hakkım değişmedi. Çalma adedi ise 4 hala duruyor. Oyuncu çalabilir, hayıra döndü. Şimdi burada kaldı. Ben bir test daha yapmak istiyorum. Daha geliştirmem gereken yönleri var. Oyunun bayağı bir kısmını hallettik. Yeşile basıyorum. Başlamaya basıyorum. Oyun başlasın. Çalıyorum. Dinle diyor. Ben bilerek yanlış çalacağım. Yanlış çalmak için şöyle 4'e hızlıca bastım. Hata yaptım ve üzgün surat dedi. Ve şuraya bakıyorum. Hakkım bir düştü. 3 hakkım vardı. 2 hakka düştü. Orası çalışıyor. Ama bir şeyler eksik hala. Şu eksik olan burada bir döngünün içine girmesi lazım bunun. Çünkü bir kere oynadıktan sonra hop
Hop bitiyor. Oyun devam etmiyor. Bakın. Yeşil bayrağa basıyorum. Başla dedim. 3 hakkım var. İki, bir, dört, dört. Ben... Evet geldi. Oyuncu çalabilir. Hata yaptın dedi. Bitti. Bakın bu yanık kaldı. O kadar hızlı basmışım ki kostüm değiştirmeye bile fırsat bulamadı. Oyun devam etmiyor. Oyun kaldı burada. Benim burada vurgulamak istediğim şey o. Şunları... Evet, buraya onu koyalım. Bir döngü lazım. Kontrol döngüleri içinde bir forever döngüsü koymak istiyorum. Sonsuza kadar devam edecek. Şimdi şöyle. Nereden başlayacak? Oyun nerede başlıyor? Oradan koparayım önce. Oyunun başladığı yer, çalıyorum, dikkatle dinle ve daha sonra aynısını çal dedi yer. Yani şu başlangıç ayarlarını yaptığı yerin hemen altı. Buraya bunu koyduğum zaman şöyle, forever döngüsüne. Şimdi artık burayı birazcık küçültüyorum, ekranı. Test ekranı burada test yaptığım için burayı böyle küçük kullanabilirim. Program kısmı bana daha fazlaca lazım. Bu aşağı doğru da çok uzamaya başladı. O zaman şöyle yapayım. Evet, şimdi düz devam edeyim, sonra yapayım. Onu karıştırmayalım. Şey yapalım. Forever'ı buraya koyduk. Sonsuza kadar devam edecek. Hakkı bir azaltarak devam edecek. Hemen test yapayım. Şu forever döngüsünü yaptım. Karışıklık olmasın. Yeşil bayrağa bastım. Oyun başla butonu geldi. Başlaya bastım. Oyun başlasın dedi. Aynısını çal. Sıra sende. Ben yanlış çalacağım şimdi. Hata yaptın dedi. Hakkım düştü. Çalıyorum. Dinle ve daha sonra aynısını çal. Yanlış yapıyorum. Evet'e döndü. Oyun çalabilir. Yine yanlış yaptım. Gördüğünüz gibi liste uzadıkça uzuyor. Bu doğru bir şey değil. Bunu düzeltmemiz lazım. Her seferinde listeyi sıfırlaması lazım. Onu da koyacağız. Hak 1'e düştü. Çalıyorum. Hata yaptın dedi üzgün surat. Çalıyorum, dikkatle dinle. Evet, çal bakalım. Hak 0'ken bana hala sıra sende diyor. Bakın. Hayır, hak eksi 1 oldu. Ha, işte bunu yapmam lazım. Burada oyunun bir durması lazım. Oyunun bitmesi lazım. İç içe iflerin bunun içine bir if daha koyacağız. Şimdi hakkı düşürdü ya burada. Düşürdü, düşürdü, düşürdü. Buraya da bir tane şey koymam lazım. If. Şu araya koyacağım. Şöyle yapayım. Bunu şuraya şöyle koyuyorum. Bunları toplam. Else'in içine yanlış yer. Evet, bu biraz zor oluyor. Şu araya koyuyorum. Programı aşağı doğru kaydırıyorum. Şuraya bir eşitlik koyuyorum. Burada eğer değişkenlerden hak 0 olduysa, burası 0 olduysa şöyle desin. Looks'tan şeyden oyun bitti desin. Oyun bitti. Ünlem işareti. Oyunu nasıl bitirecek? Oyunun bitmesi demek. Bu forever döngüsünde ya. Forever döngüsünden çıkmanın yolu şu. Şuradaki stop script. Neden stop script koyuyorum? Şunu kullanıyordum daha önce. Her şeyi durdurmak istemiyorum. Bütün oyunu durdurmak istemiyorum. Yeniden oyunu başlatmak istiyorum. Onu da şöyle yapacağım. Başla butonuna şöyle bir şey koyuyorum. When I receive, şuraya koyayım. Yeni oyun diye bir mesaj oluşturuyorum. Yeni oyun mesajı aldığım zaman şuradaki yeşil bayrakla yaptığım şeyleri yapsın. Yani şunu yapsın. Buna gerek kalmadı artık. Neden gerek kalmadı? Onu en son kaldırayım. Bu yine burada bulunsun. Yeni oyun başladığında show deyip
kendisini gösterecek. Broadcast, biz Sprite 5'i kliklersek, yani düğmeyi kliklediğimizde oyunu yeniden başlatacak. Yeni oyun böylece benim Sprite'ın içinde hak sayısı 0 olduğu zaman, şurada yazmıştım ya, hak 0 olduğu zaman oyun bitti, stop script diyor ya, orada yapacağım broadcast. Yeni oyunun broadcast'i nereye koyuyorum? Tam şuraya koyuyorum. Hak 0 olduysa oyun bitti yazsın ve broadcast yeni oyun desin ve stop script desin. Neden bunu stop all demedim? Şurada daha açık anlaşılıyor. Çünkü yeni oyunu broadcast ettiği zaman, yani bu mesajı yaydığı zaman başla butonu onu alacak. Go to 00'a gidip, yeri farklı bir yerdeyse, front'a gelip kendini show yapacak. Artık görünür vaziyette. Ve sizin artık onu yeniden tekrar üzerine kliklemeniz mümkün hale gelecek. Kliklediğiniz zaman ortalıktan yok olacak ve broadcast oyun diyecek. Yani oyun skriptini, yani şu skripti tekrar çalıştıracak. Bu script tekrar çalışacağına göre, yani program kodu, program bloğu, burada da stop yapması lazım. Oyun bu aşamada aslında buraya kadar bitti. Her şey tamam sayılır. Bir test edelim şuradan. Biraz süslemeler yapıp bitireceğiz. Şimdi yeşile bastım. Düğme geldi. Başlaya bastım. Oyun başlasın dedi. Çalıyorum. Dikkatli dinle. Bir dört iki. Bravo, aynısını çaldın. Skorum bir arttı. Hakkım düşmedi. Güzel. Çalıyorum, dikkatle dinle. Yanlış çalıyorum hemen. Hata yaptın dedi. Çalıyorum, dikkatle dinle. Daha sonra aynısını çal. Sıra sende. Hata yaptın. Tekrar dört kere çalacak. Mavinin yanması yine bir hata tabii ki. Şimdi ilgilenmiyoruz. Sıra bende. Buna bakın, bastığım zaman söndü. Hata yaptım. Hakkım sıfır oldu. Oyun bitti dedi ve başla butonunu getirdi. Tekrar bastığında oyun başlasın dedi ve listeleri sıfırladı. Çalıyorum dikkatle dinle. Oyun başa dönmüş oldu. Evet, bu döngüyü kurmuş olduk. Şimdi bir iki eksik var. Öncelikle şunu yapması lazım. Diyelim ki hata yaptım. Ve hakkım sıfır değil henüz. Şöyle yapmam lazım. Yanlış çaldığıma göre bana bir doğrusunu hatırlatması lazım. Onun için şöyle repeat bloğu oluşturuyorum şurada bir tane. Bunun içine variables'tan uzunluk olarak length şöyle alayım. PC nota listesi. Yani bilgisayarın çaldığı nota listesinde kaç tane nota varsa o kadar notayı bana hatırlatması lazım. Bunun için geçici bir değişken tanımlıyorum. Sayaç, sayma değişkeni. Buna sayaç diyorum. Sayaçı burada programın başında başlangıç değeri koymama gerek yok. Çünkü burada şunu yapacak. Set sayaç eşittir 1 diyecek. Sonra sound'dan, pardon, sound'dan değil, broadcast'ten, broadcast and wait'ten değişken listelerinin içindeki item'lardan item elemanı, bu oyuncu listesi, PC nota listesinin birinci elemanı. Bakın 1. Değiştirirsem işte last elemanı 1. O da 1'miş. Hangi numarayı yazarsam o elemanını getiriyor. O zaman ben buraya sayacı koyarsam ve bunu broadcast'in olduğu yere koyarsam, şöyle şuraya koyayım bunu. Bu item sayaç, yani şu, notayı tekrar çalmış olacak. Sayacı da bir arttırmam lazım. Change sayaç
Bay 1. Bir tane arttıracak. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın bu nerede? Hakkımı azalttı azalttı. Hak 0 olduğu zaman bitiyor. Oyun bitiyor. Bu oyundan çıkıyor. Şu araya koymam lazım. Şöyle alıyorum bunu buraya. Aşağıya kaydırıyorum. Dikkatlice. Şu araya bakın. Beyaz çizginin oluşturduğu yere. Ve hata yaptın. Hakkını azalttı. Ve sana yeniden hatırlatıyor. Yeniden hatırlattığını da söylesin. Şöyle söylesin. Bunu alıyorum. Doğrusu şöyle olacaktı. Doğrusu yanlış yine büyük harf küçük harf. Doğrusu şöyle olacaktı desin. Nerede desin bunu? Şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Fark etmez. Hata yaptım ya. Hata yaptıktan sonra hakkımı azaltıyor vesaire. Sadece bunu yaptıktan sonra şu if döngüsünde de eğer sıfır olduysa oyun bitti diyor. Teste geliyorum hemen. Test. Bayrağı bastım, başladı. Butona basınca başladı aslında. Oyun başlasın dedi ve çalıyorum. Dikkatle dinle. Daha sonra aynısını çal. Şimdi 4 2 4 3. 4 2 4 3. Bravo, aynısını çaldın dedi. Sayacın burada bulunmasına gerek yoktu aslında, onu da kaldıracağım. Aynısını çal. Bundan sonra yanlış çalacağım sürekli ama sayaç şeyi kapattı. Şu büyük bölüme geleyim. Şu sayacın burada görünmesine gerek yok. Bu gereksiz bir şey. Çalma dedi, biraz sonra lazım olacak. Skor. Hemen teste geri dönüyorum. Ve başlaya bastım. Listeler temizlendi. Çaldı. Ben direkt yanlış çalayım. Sıra bana geldi. Evet de. Hata yaptın. Hakkımı bir düşürdü. Doğrusu şöyle olacaktı. Ve bakın ne oldu. Hatırlattıktan sonra hatırlatırken listenin içine bir şeyler girdi ve benim eski listede aynen duruyor. Basınca oraya ekleniyor. Yani bu benim şurada en başta listeleri sıfırlama yaptım ya. O sıfırlama yaptığım şeyin aynısı. Oyun bu arada devam ediyor. Bunu nereden anlıyorum? Etrafındaki beyaz çizgi bir çerçeve varsa oyunun devam etti anlamına gelir. Şu kırmızıya basıp stop everything deyip durdurabilirsiniz. Şöyle nerede kalmıştım? Şu delete all var ya, bundan bir tane duplicate yapıp buraya koyuyorum. Sonra buraya koyuyorum yerine. Bu bana aşağıda bir yerde lazım. Nerede lazım biliyor musunuz? Bana hatırlatma yapıyor ya, doğrusu şöyle olacaktı diye. Onu, bu doğrusunu bana hatırlattıktan sonra iki listenin de temizlenmesi lazım. Şu arada. Hem oyuncu nota listesini temizleyecek, hem PC'yi. PC'yi temizlerse burada hatırlatmayı yapamaz. O yüzden bundan hemen sonraya. Şimdi bakalım. Test yapıyorum. Başla. Başla geldi. Oyun başlasın. Çalıyorum. Dikkatle dinle ve daha sonra aynısını çal. Ben hemen yanlış çalayım. Şimdi 3 hakkım var. Skorum 0. Hata yaptım. Doğrusu şöyle olacaktı. 2, 3, 4, 4'ü tekrar çaldı ve iki listeyi de sıfırladı. Yenisini çalıyor. Ben yine hak bana geldiğinde yanlış yaptım bilerek. Doğrusu şöyle olacaktı. Evet. Buraya kadar düzgün çalışıyor. Tekrar çalıyor. Şimdi hakkım 1'e düştü. Hiç skor yapamadım. Bir sefer de skor yapayım. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Bravo, aynısını çaldın. Çalıyorum dikkatlerini. Bakın hatırlatmayı yapmadı. Çünkü yanlış yapmadım. Yalnız bu sefer sıra sende, aynısını çal bakalım dediğinde liste hala duruyor. Yine sıfırlanması lazım. Burada da bir sıfırlama
yapmam lazım. Bildiysem de, bakın program hala çalışıyor. Kırmızıya bastım, durdurdum. Bir liste sıfırlaması daha yapmam gereken yer var. Bunu buraya alıyorum. Neyi sıfırlaması lazım? Şimdi çalıyorum, dikkatle dinle ve daha sonra aynısını çal dedi ya. Şu forever döngüsünün başında, yani bunu demeden önce benimkini ve kendi listesini sıfırlaması lazım. Çünkü hatırlatacaksa aşağıda hatırlattı zaten. Ve oyun burada forever döngüsünün başında bir nevi tekrar başlıyor. Ben onu yukarıdan kopardıktan sonra buraya alırken buradan unuttum onu. O yüzden şimdi şey problemli oluyor. Buradan koparmak aşağıda bir sürü kod var. O şey oluyor. Yani şöyle koparmaya kalktığım zaman hepsi birden geliyor. O oldu, fena değil. Şunu şuradan tekrar koparıyorum. Bundan duplicate diyorum. Şu forever döngüsünün alt üstüne bunu koyuyorum. Ve forever'da en başa bunu koyuyorum. Forever döngüsünü bunun başına koyup bunu yerine koyuyorum. Böylece yeni oyun başladığında her şeyi sıfırladığı gibi forever döngüsünün başında da sıfırlama yapacak. Ve başarılı olduysam, bakın şunları düzeltelim hemen. Çalma adedini bir arttıracak. Bravo, aynısını çaldın dediği yer var ya, skorumu bir arttırdığı yer. Orada bir de bana çalma adedi vardı ya, çalma adedini change çalma adedi by 1 diyecek. Yani 4 tane çalacağına bu sefer 5 tane çalacak. Ve bir şey daha yapacak. Çalma süresini kısaltması lazım. Yani daha hızlı çalacak. Tuşlara daha hızlı hızlı basmasını istiyorum. Onun için de bir değişken tanımlayayım. PC nota süresi. Evet, süresi diyeyim. Suresi gibi oluyor. Bunu şöyle yapalım. Hızı. Aslında ters orantılı oldu ama bu sayı küçüldükçe hız artacağı için hızı olmuş oldu. Şimdi bu yeni değişkeni buraya alıyorum. Oyuncu çalabilir artık, buradan kaldırayım. Bu iki değişkeni test etmiş olacağım. Oyunum bitmek üzere, yani programım bitmek üzere. Şimdi hızı oluşturduk. Nerede? PC nota hızı. PC nota hızını da başlangıçta şu bütün değerleri tanımladığım yerde set edeceğim. PC nota hızını 0, şuraya tıklıyorum, 0,75 hızında çalsın başlangıçta. Ve ben başarılı oldukça, bildikçe, yani şu bravo dediği yer var ya, bana skor verdi, çalma dediğini bir arttırdı. Hızı da arttırsın. Hızı arttırması ise bu sayıyı küçültmesi demek. Yani o sayı küçüldükçe notanın boyu kısalıyor. Boyu kısaldığı için daha hızlı çalıyor. Şimdi set tık koyuyorum buraya. Buraya dikkatli bakın. Skor, yani şu bravo kısmında, yani başardığım kısımda. Set çalma adedi yerine PC nota hızını operators'tan çarpmayı koyuyorum buraya ve 0,9 ile çarpıyorum. 0,9 ile. Neyi çarpıyorum? Değişkenlerden PC nota hızını 0,9 ile çarpıp kendi içine tekrar yerleştirdiğinde %10 azaltmış oluyor. Bu bilgisayar programcılığında çok kullanılan bir azaltma yöntemi. Kendisini birden küçük bir sayıyla çarpıp kendisine tekrar set ederseniz o sayı küçülür. Yok, tersine kendisini birden büyük bir sayıyla çarpıp kendi içine set ederseniz, yerleştirirseniz o sayı büyür. Şimdi yapacağım yalnız bir şey var. Bu sprite'ların her birinin içinde bilgisayarın çaldığı kısım buydu. Şunu ben çalıyorum ve her seferinde 0,5. Ama bilgisayarın çaldığı kısım bu. Ve her seferinde 0,5 çalıyor idi şimdiye kadar. Şimdi bunların hepsini yerine PC nota hızını koyuyorum. Bakın buraya Sprite 2'ye geleyim. PC nota hızını buraya.
Kayıt 3'e geliyorum. PC nota hızını buraya. Aslında hızlı kelimesi burada yanlış oldu. Ama hızın ters orantılı olarak artacak. Bu küçüldükçe, bu sayı küçüldükçe. Ve başlangıçta da demin hatırladığınız gibi 0.75 vermiştik. Şimdi yine test ediyorum. Test için bunlar kalıyor. Çalma dedim kalsın, duruyor. PC nota duruyor. Hak ve skor duruyor. Ve listeler duruyor. Oyuna başla... Pardon. Orada başlıyor ama test kısmında başlatacağım. Buna başladığımda başla geldi. Oyun başlasın dedi. Bakın 0.75 nota hızı. Çalma dedi. 4. Önce bir 0.75'te çaldı. Ben aynısını çalayım. Burada kopya çekebiliyorum çünkü. 2, 1, 4, 2. Bravo, aynısını çaldım. Bakın 0.7'ye düştü. Skor 1. Hak düşmedi. Çalma dedi 1 arttı. Bir tane fazla çalacak. Bu sefer 5 tane çaldı. Benim de 5 tane çalmam lazım. Burada gördüğünüz gibi 2, 2, 3, 1, 3. Bravo, aynısını çaldım. Hız arttı 0.6, adet de arttı. Hemen şimdi durdurup, oyunu durdurup şöyle yapacağım. Testi biraz, test aşamasını uzattığım için kendi çaldığımı görünmesine gerek yok ama şu PC nota listesini, kopya kağıdını böylece daha uzun tutuyorum. Bir de şunu yapayım hazır buradayken. Bu başla her zaman önde olsun. Burada klik yerine bunları dışarıya atıyorum. Bunu da dışarıya atıyorum. Zaten yeni oyun çağrıldığında bu öne gelip show yapacak. Yani o kendini gösterecek. 0-0'a gidecek. Go to front olacak ve show yapacak. Bunların sırasının hiç önemi yok. Yani şöyle de olabilir. Hiç fark etmez. Ondan sonra biz tıklayınca oyun başlayacak. Bu şekilde bakın nasıl hep yeşil bayrağı basıp da başlatıyordum ya. Artık başlatma butonum yeşil bayrak değil. Direkt buna bastığım zaman oyun başlasın. Şimdi çalıyorum. Dikkatle dinle dedi. Aynısını çal. 3-3-1-1. Bana geldi sıra. Bravo. Aynısını çaldın. 0-7 oldu süre. Çalma dedi 5. Hak 3. Skor 1 arttı. Ve 5 tane çaldı. Çünkü bildim ya. Zorlaştırıyor işleri. 4-4-3-4-3. 4-4-3-4-3. Bravo. Aynısını çaldın. Çalıyorum. Dikkatle dinle. Daha sonra aynısını çal. Hakkım hala 3. Skorum 2 oldu. Hız arttı. Çalma adedi arttı. Ben buradan kopya çekerek 1-3-4. Evet. Başlayayım. 1-3-4. 1-3-2. Bravo. Aynısını çaldım. Bir tane fazla çalacak. 0-5'e düştü süre. Dolayısıyla daha hızlı çalıyor. Sıra sende. Pekala. 4-4-1-2-4-2-2. Bravo, aynısını çaldın. 8'e çıktı çalma dedi. Süre düştü. Daha hızlı çalıyor şimdi. Demin 6'ymış herhalde. Aynısını çalıyorum. 1-2-2-2-4-2-4-3. Bravo, aynısını çaldın. 9 ve 0-4. Daha hızlı çalacak. Tane çaldı. 4'lere 4 tane 4. 3 4 1 2 4. Bravo, aynısını çaldım. Bilerek her seferinde başarılı oluyorum. Skorum 6. Hakkım hiç düşmedi. Sadece şunu görmek istiyorum. Hızlandığını ve sayının arttığını test ediyorum ya. Test amaçlı olarak kopya çekiyorum. 3 2 2 3 4 1, 1, 3, 4, 2. Hız, yani süre biraz daha azaldı.
Yalnız burada ondalık yüzünden göre hız daha hızlı çalıyor. Evet, bunun doğru çalıştığını, yani ben bildikçe hızlı bir şekilde çalıştığını anladım. Yani orada bir hatam yok. Şöyle yapıyoruz. Yeni oyun için buna bastığımızda şimdi buton kayboldu. Ben şuna basayım, geri gelmiş olsun. Oyun o şekilde başlayacak her seferinde. Şu PC nota hızını ve bunu çıkarabilirim buradan. PC nota listesine de artık ihtiyacım yok. Çünkü kopya çekmeyeceğim. Aa, aslında var. PC, şuradan bakın. Oyun PC nota listesini klikleyerek tekrar çalıştırdım. Oyuna yeniden başlayıp bu sefer de sürekli hata yapacağım. Eski değerler duruyor bakın burada. Başlaya basınca sıfırlayacak. Yani daha doğrusu oyun başlasın dedikten sonra sıfırladı. Bu sefer hep hata yapacağım. Evet, sıra bana geldi. Hata yaptın dedi. Doğru söyle olacaktı. Ve burayı boşalttı. Skor yapamadım. Hakkım 2'ye düştü. Yine yanlış çalayım. Yanlış çaldım. Hata yaptım. Burada düzgün surat ama bu sürekli gülen yüz şeklinde. Bu gülen yüzü de değiştirmesini göstereceğim. Ve bu bitecek. Yani program, bu bölüm bitecek. Yine hatırlatma bölümü yaptı. Hakkım bir tane kaldı. Şimdi bakalım. Bunu da yanlış yapınca hakkım sıfır oldu. Doğrusu şöyle olacaktı diye hatırlatıyor. Oyun bitti diyor. Ve başla butonu geliyor tekrar. Yeniden başlayabiliyorum. Böylece yeşil bayrağa basma gereği kalmamış oluyor. Şimdi geriye dönüyorum. Bu PC nota listesini gönderiyorum. Her şey tamam. Bir şeyin dışında. Kedicik üzgün olduğu zaman bile yüzü gülüyor. O şimdiye kadar yazdığımız programla ilgisi olmayan bir şey. Ben eğlence olsun diye ilave olarak şu anda şöyle bir şey yapıyorum. Bu Sprite 1, Sprite 6'dayken yani kedicik varken buna yeni bir Sprite ekliyorum, copy diyorum. Şu Cat 1A'ya şey diyorum, üzgün, pardon, sevinçli. Sevinçli, C ile yazdım bilerek, önemli değil ama. Bunu da üzgün yapıyorum. Peki bu üzgün görünüyor mu? Hayır. O zaman bunun görüntüsünü üzgüne çevirmem lazım. Bunu edit dediğimde bakın. Şuradaki ağız bölgesini, gülen yüz bölgesini şöyle uzaklaşayım biraz. Stamp'le alıp şuraya atıyorum. Sonra şu boyayı alıp, şeffafı alıp şuradaki dışarıdaki kısma ve şuradaki siyah kısımlara yaklaşayım biraz. Silgiyi de kullanabilirim onun için. Aslında silgiyi kullanayım. Şöyle ve şöyle. İçindeki beyaz kısmı önemli değil. Aslında, yok önemli değil, doğru. Şu oradaki rengi alıp, şurada bir tane turuncu nokta kalmış, onu da sileyim. Şunun ortasındaki rengi alıp, o renk ile fırçayı alıp, size'ı bir arttırıp, boyunu, şu gülen yüzünü siliyorum. Böylece ağzını buradan silmiş oluyorum. Uzaklaşalım. Şimdi bu gülen yüz nasıl ağlayan yüz haline gelir? Yani üzgün yüz. Bunu seçip düşeyi de ters çevirdiğim zaman ve bunu alıp şöyle yüzünün ortasına bir yere yerleştirdiğimde şöyle yaklaşayım. Şöyle yerleştirdiğimde ve OK dediğimde bakın bu gülen yüz, bu da üzgün. Sevinçli üzgün, sevinçli üzgün. Şimdi artık ben koda gidip kedinin lookslarından switch to kostümle oyun başlasın dediğinde bir kere ne olması lazım? Sevinçli olması lazım. Yeni bir oyun başlıyor çünkü. Buraya koyuyorum. Ondan sonra ne zaman üzgün olması lazım? Hata yaptığım zaman. Hata yaptığında
Hostum üzgünü nereye koymam lazım? Hata yaptı dediği anda. Şuraya. Ondan sonra burada hep üzgün artık. Şeyi hatırlatırken de üzgün yüzlü olacak. Forever döngüsünün şimdi oyun başlasın dediğinde sevinçli ve Forever döngüsünün başında da yani oyunun en başında da şunu sevinçli yapayım ve şuraya yerleştireyim. Her seferinde yeni başladığında yüzü gülsün. Sprite'ını, kostümünü sevinçliye getiriyorum. Başlangıç değeri. Artık oyunum bitti. Her şey bitti. Şöyle yapayım. Skoru tarafa alayım. Hak da burada bulunsun. Şu Sprite 3'ü de kostümlerden sıfırlayayım. Şu başlangıç pozisyonuna getirdim. Ve bu pozisyondayken artık kaydedebilirim. File, Save As. Daha önce bakın defalarca yapmıştım. Bu da artık sonuncusu. Simon Game. Türkçe olarak Simon oyunu yapalım. Simon oyunu diye kaydettiğim zaman oyunum kaydolmuş oldu. Test için artık test değil oynamak için buraya geliyorum. Her şey tamam. Hak burada, skor burada ama başla deyince oyun başlasın. Bakın yüzü gülüyor. Çalıyorum. Dikkatle dinle. Daha sonra aynısını çal. Şimdi aynısını çalacağım. Bakın hakkım 3. Skor 0. Kopya kağıdım da yok ama çok kolay olduğu için. Bravo, aynısını çaldın. Yüzü gülüyor hala. Çalıyorum, dikkatle dinle. Bu sefer bilerek hata yapacağım. 5 kere çaldı. Çalma sayısını da yazmıyor burada. O da oyunun zor yanlarından biri. Şimdi yanlış yapacağım. Hakkımı bir düşürecek. Skorum artmayacak ve yüzü gülen yüzü üzgün olacak. Sonra bana hatırlatacak. Şimdi yanlış almak için sadece hata yaptın dedi ve bakın yüzü doğrusu şöyle olacaktı dedi. Tekrar gülerek çalıyorum. Dikkatle dinle ve sonra aynısını çal dedi. Ben yine hata yapmak istiyorum. Hata yapmak için hızlı hızlı bastığımda hatırlıyorsunuz. Bazen böyle yanık kalıyordu. Bu problemi halletmenin yolunu da şimdi anlatırsam program çok uzun olacak. Şimdilik ona katlanalım. Öyle yanık kalsın o. Çünkü çok önemli bir hata değil. Sıra sende, aynısını çal bakalım. Şöyle buna tıkladığım zaman bu zaten düzeliyor. Yani o yüzden önemli değil. Bu şekilde hata yaptım. Doğrusu şöyle olacaktı. Bakın hakkımda 0 oldu. Skorum 1. Yani oyun bitti dedi ve başla butonu çıktı tekrar. Bastığım anda gülerek oyun başlasın dedi ve böylece programın son test aşamasından da geçti. Oyunu şuraya basarak durduruyorum. Bu oyun da burada bitmiş oldu. Biraz uzun oldu belki ama çok güzel şeyler öğrendik bu oyunda. Buna benzer oyunlar buradaki öğrendiğiniz bilgilerle yapabilirsiniz. Böylece The Magpie dergisinin 5. sayısındaki Scratch örneği olan Simon Game'i bitirmiş olduk. Bir sonraki sayıdaki Scratch örneğinde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.